soğan bütün yemeklerimin olmazsa olmazı. Hem antibakteriyel hem de sindirim için, bağırsak florası için çok yararlı bir sebze. Soğanlarımızı güzelce doğruyorum. Gelin şu güzel soğanlarınızı doğrayabilirsiniz. Çünkü iri iri tenceremizin içine zaten atıyor olacağız. Şimdi sırada sarımsaklarımı alıyorum. Sarımsak bir iki diş kadar yeter. İnanılmaz bir lezzet veriyor. Sarımsaklar da biliyorsunuz her derde deva. O sırada döküm tencerede yapacağım için döküm tenceremin altını açmam gerekiyor. Çünkü döküm tencereye direkt ürünleri koyduğunuz zaman yapıştırıyor. En güzeli bir 5-10 dakika malzemeyi koymadan kesinlikle altını açıp ısıtmanız. O sırada ben tatlı patateslerimi doğrayacağım. Tatlı patatesim bayağı büyük gördüğünüz gibi. Bıçağım iyi olmasa bunu da biraz şunu şöyle keseyim. Tatlı patatesim biraz büyük olduğu için sadece bir tanesini kullanacağım. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Şöyle tık tık tık. Dediğim gibi ben de bu kadar hızlı kesemiyordum ama bıçaklarımı değiştirdikten sonra gayet güzel kullanmaya başladım. Şöyle küçük bıçaklar kullanıyordum çünkü. Küçük bıçaklarla asla olmuyor. Tatlı patatesi kullanıyorum. Çünkü glisemik indeksi düşük, kan şekerini yükseltmiyor. İlk önce soğanlarımı koyuyorum. Sarımsaklarımla beraber. Ben bunu 4 kişilik porsiyon olarak hesapladım. İsterseniz siz çarpı 2 yapıp daha fazla kişi için de hazırlayabilirsiniz. Olmazsa olmaz şifa merkezimin yıldızı sadeyamı koyuyorum. Her yemekte sadeyağı kullanıyorum. Bir tek zeytinyağları yaparken sadeyağı değil zeytinyağı kullanacağım. Şimdi bu birazcık şöyle pişecek. Havuçlarımı kesiyorum minik minik. Şimdi zencefillerimi doğruyorum. Zencefiller çok fresh bir tat veriyor. Yeşilliklerimi doğruyorum. Pazı. Birazcık da yarım biber koyacağım tat versin diye. Şimdi burada soğanlarım ve sarımsaklarım pişti. Biraz renk alsa yeter. Üzerine havuçlarımı koyacağım tatlı patatesle beraber. En sevdiğim ikili. Her gün yiyorum, bıkmıyorum. Birazcık tuzumu ekliyorum. Şimdi patatesim, soğanım, tatlı patatesim, havucum, sarımsağım birazcık pişti. Bu piştikten sonra birazcık domates sosundan koyuyorum. Çok güzel bir aroma veriyor. Tabii bir uzak doğu yemeği olduğu için olmazsa olmaz baharatlarım var. Körim var. Gram masalam var. Tadına tat katıyor. Gram masala gerçekten müthiş bir baharat. Hep söylüyorum farklı yemek yapmak istiyorsanız aynı malzemelerle farklı yağlar ve farklı baharatlar kullanarak yapın. Körimi koyuyorum. Birazcık da kimyonumu ekledim. Üzerine balıklarımı ekleyeceğim. Buradaki sebzelerimi bıraktım çünkü pazı hemen eriyeceği için balıklarımı ve sütümü koyduktan sonra onun üstüne ekleyeceğim. Böyle ben balıkçıma minakop balığı yaptırıyorum. Kılçıksız ve derisi alınmış. Üstüne yerleştiriyorum. Bunlarla beraber pişecek. Döküm tencerede olduğu için kendi suyunu kendi verecek. Ve enfes bir tat olan Hindistan cevizi sütünü birazdan ekleyeceğim. Birazcık su ekliyorum. Kaynamış sıcak su. Biraz. Asla çok değil. Çünkü zaten döküm tencere kendi suyunu veriyor.
birazcık üstünü kapatacağım. Bir 5 dakika kadar. Elinize her zaman dikkat edin çünkü ben daha elimi yeni yaktığım için döküm tencerenin her zaman buraları çok sıcak oluyor. Muhakkak bir bezle tutun. Şöyle açıyorum. Kendi ısısıyla, domatesiyle piştim. Şimdi asıl lezzetine lezzet katacak Hindistan ceviz sütümü ekliyorum. Kokusu bile şu burnuma geliyor, çok lezzetli. Sütümü de ekledim. En son da pazılarımı koyuyorum. Çünkü bunlar zaten hemen pişiyorlar. Ve çok fresh ve taze bir tat vermesi için zencefillerimi ekledim. Böyle balıklarla beraber bir 20 dakika kadar pişiyor olacak.